İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin Saraçhane'deki eylemi devam ediyor. Cevap aradıkları soru aynı. Neden çıkarıldık? İşsiz kalan binlerce kişiyi temsilen bir grup belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İmamoğlu'nun onlara verdiği cevapsa CV'nizi bırakın biz sizi ararız oldu. Bizim gibi yüzlerce mağdur arkadaşlarımız var. Artık bir siyasi amaçla mı çıkarıldı, başka bir şeyle mi çıkarıldı onu net bilmiyoruz. Kimi aile geçindiriyor, kimi de engelli çocuğuna bakıyordu. Hepsi mesai sonrası gelen bir cep telefonu mesajıyla kendini kapının önünde buldu. Vardiyamızı teslim ettikten sonra telefonumuza bir mesaj geldi. Bu mesajla yani bizi işten çıkarttılar. İşten çıkartılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları gün boyu olduğu gibi dün gece de haklarını aramak için nöbetteydi. Aileme anlatamadım, aileme söyleyemedim işten çıktığımı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün işine son verilen işçi temsilcileriyle görüştü. Teklifi ilginçti. Onlara yeniden belediye kadrosuna başvurmaları tavsiyesinde bulundu. Ben her birinizin işle ilgili girişimini yenilemesini öneririm. Arkadaşlarınızı öncelikle davet edileceklerini iletin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılanların sayısı son 2 ayda 5000'e ulaştı. Çalışanlar bugün de Saraçhane'de sesini duyurmaya çalıştı. 6-7 arkadaş görüştük. Başkan bize işçi alımı tekrar olacak dedi. Yani açıkçası başkan bizi başından savunmak için kafasına göre kelimeler kullandı bizzat. Bizi işe alacağı yok. Mağdur olan çalışanlar yaşananlara isyan etti. 11 yaşında kızım var. Aynı zamanda hasta ve tedavi görüyor. Bu tedavi ücretli. Ben bununla zaten baş edemiyordum. Böyle işsiz kaldı. Biz hakkımızı geri istiyoruz. Bankamatik memuru değiliz. Çalışanlar Başkan Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi sözlerini hatırlattı. Başkan seçim zamanı her şey çok güzel olacak. İşte hiçbir ayrım yapmayacağım. Bütün arkadaş sağ sol hiç fark etmez. Herkese namus sözü veriyorum. Ben işçileri çıkarsam kızımın gözüne nasıl bakarım dediği bir söz var. Şimdi buradan başkana sesleniyorum. Kızının gözüne acaba bakabiliyor mu? Çok merak ediyorum. İşçi burada namus.